güçlü bir devlet kuracağız. Sosyal devlet kuracağız. Demek ki stratejimizin üçüncü ayağı demokrasi üreten Türkiye güçlü bir sosyal devlet. Hiç kimsenin aç ve açıkta kalmadığı güçlü bir sosyal devleti inşa etmek zorundayız. Diskin genel kurulundaydım. İşçilere sitemim oldu. 2008'de reform yaptılar sözde. Sosyal güvenlik reformu yaptılar sözde. Bugün günümüzde EYT'liler var. Emeklilikte yaşa takılanlar. Hiç merak ettiler mi acaba işçi kardeşlerim? Bunlar neden emeklilikte yaşa takılıyorlar diye. Ya? Prim ödeme gün sayısı dolunca işçi dahi olsa işinden ayrılıyor. Bir daha söylüyorum. Prim ödeme gün sayısı dolunca İşi olsa dahi işinden ayrılmak zorunda. Neden? Çünkü emekliyi doluncaya kadar çalışsa yani yaşı da doldursa daha fazla prim ödeyecek daha uzun süre çalışacak kadere bakın daha az emekli aile alacak. Dünyada böyle bir paradoksu gördünüz mü? Kaç işçi bunun farkında? Kaç sendika bunun farkında? Yeri geldiğinde mangalda kül bırakmıyorlar. Güzel. Her şeyi söylüyorsunuz. Güzel. Bunların hakkını niye savunmuyorsunuz? O yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşüldüğünde Cumhuriyet Halk Partisi grubu protesto edip genel kurul salonu terk etmişti. Biz isterdik ki bütün sendikalar aynı şekilde bizim duyarlılığımızı göstersinler. Ne zaman öğrendiler? Başlarına gelince. Vay nasıl olur? Öyle şey mi olur? Hem daha fazla prim ödeyeceğim, hem daha fazla çalışacağım ama daha az emekli aile alacağım. Nereden çıktı bu? Nereden çıktı bu? Ve bunu da reform diye geniş kitlelere sattılar. O açıdan sosyal devlet önemlidir. CHP'lerden de sitemim var. Yani kendi yoldaşlarımdan da sitemim var. Aile sigortasını söyledik. Aile sigortasını yere göğe anlatın dedik. Yeteri kadar anlatamadık. Yeteri kadar anlatamadık. Ne demek aile sigortası? Aile sigortası Uluslararası Çalışma Örgütü'nün kabul ettiği 102 sayılı sosyal güvenliğin asgari normları sözleşmesinin 9. sigorta dalıdır. Ne zaman kabul edilmiş? 1974 yılında. Nerede? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Ne diye kabul edilmiş? Dokuz sigorta dalını hayata geçireceğiz diye. Sekiz sigorta dalı hayatta. Çalışıyor. İşsizlik sigortası, analık sigortası, mağlup sigortası, iş kazası, meslek hastalığı diye sekiz sigorta dalı var. Dokuzuncu sigorta dalı yok aile sigortası. Biz seslendiriyoruz. Aile sigortasının önemi ne zaman ortaya çıktı? Işsizlik çıktı. Bir. Emeklilikte yaşa takılanlarla çıktı iki. İki önemli alan aile sigortasının ne kadar önemli olduğunu gösterdi bize. İşsiz kaldınız. Yaşınız 20, yaşınız 30, yaşınız 40, yaşınız 50 fark etmiyor. İşsiz kaldınız. En fazla bir yıl işsizlik sigortasından prim alıyorsunuz. Bir yıl en fazla. Sonra hiçbir geliriniz yok. Hiçbir geliriniz yok. İşte aile sigortası orada devreye giriyor. Ya yeri iş buluncaya kadar veya emekliye kadar o ailenin sosyal güvenliğini sağlıyor. O aileye belli bir gelir güvencesi veriyor. Emeklikte yaşa takılanlar. Orada da aynı tablo var. 60 yaşındasınız. Patron dedi ki kusura bakma. Senin işine son vereceğim. Daha gençler var bir de üniversiteyi bitirmişler. Sen de lise mezunusun. Seni bırakıyorum, üniversite mezunu alıyorum. 60 yaşında. Hadi bir yıl sigortadan para aldınız işsizlik sigortasından. Dört yılı nasıl geçindir, geçireceksiniz? Gidiyorsunuz patrona. Diyor ki sen yaşlısın arkadaş. Olmaz. Gidiyorsun devlete emekli Sen daha gençsin dur bakalım daha 65'i doldurmadın diyor. Ne olacak kim bakacak o aileye? Aile sigortası. Bunu bütün CHP'lilerin özellikle annelerin ve kadınların her gittikleri yerde ve her ortamda anlatmaları lazım. Anayasanın bir kuralı vardır. Sosyal güvenlik herkesin hakkıdır der. Lütuf değildir sosyal güvenlik. Haktır bir, hak. Çalışmak nasıl haksa sosyal güvenlikte, de, sosyal devlette de vatandaşın hakkıdır. Sosyal devlet iddiasında bulunan bir devlet vatandaşını aç ve açıkta bırakmaz. Önümüze konan tablo ne? Önümüze konan tablo şu. Yoksulluk var. Binlerce kişi değil. On binlerce kişi çöp konteynerlarından geçiniyor. On binlerce kişi pazar atıklarından geçiniyor. Aile sigortası olsa böyle bir felaket olur mu? Olmaz. Güvencesi olacak. Çocukların güvencesi olacak. Onlar da her sabah süt içecek. Onlar da güzel bir kahvaltı yapacak. Onlar da karnı tok okula gidecek. Baba diyecek ki işim yok ama sosyal devlet bana ve aileme bakıyor, çocuklarıma bakıyor. Asgari gelir güvencesini veriyor diyecek. Şimdi yapılan ne? Lütuf olarak veriyorlar. Baka sana yardım yapıyorum. Seçimde de bana oy vereceksin. Bu insan onuruyla bağdaşmayan bir sorudur. İnsan onuruyla bağdaşmıyor. Biz bunu yok etmek istiyoruz. Bize oy versin veya vermesin. Oy versin veya vermesin. Nerede bir aç, nerede bir yoksul varsa ona sosyal devlet el uzatmalı ve onun yoksulluğunu afişe etmeden, afişe etmeden yapmalı. Belediye başkanı arkadaşlarıma dedim. Bütün bölgelerinizde bulunduğunuz yerlerde bir yoksulluk envanteri yapın. Hangi aileler yoksun? Muhtarlarla işbirliği yapın. Dolayısıyla o yoksul ailelere yardım yaparken Onları televizyonlara çıkarmak, onları gazetecilerin önüne çıkarmak, onlara yardım yapıyor. Bak ben yardım yapıyorum demek kadar ayıp bir şey yoktur. Türkiye ikiye ayrılmış vaziyette. Bir sarayın Türkiye'si var, bir de halkın Türkiye'si var. Sarayın Türkiye'si ile halkın Türkiye'si arasında siyahla beyaz kadar fark var. Burada lüks, burada israf, burada şatafat ve burada bir saray sosyetesi. Burada da yoksulluk fakirlik, işsizlik, bir sürü dertle boğuşan bir vatandaş kitlesi. Biz saray sosyetesine son verip, halkı bilinçlendirip, halkı demokrasiden yana oy kullanıp, halkın Türkiye'nin sorunlarını çözebilecek bir siyasal partiyi iktidara getirmesi için mücadele ediyoruz. Bütün komşularımızla barış içinde yaşamak varken neden kavga ediyoruz? Ta Mısır'la bile kavga ettik. Şimdi Hindistan'la kavga etmeye başladık. Yetmedi ya komşularımız. Dili durmuyor beyefendinin. Ya bir dilini tut kardeşim ya. Ya bir dilini tut. Bir otur bir düşün. Devasa bir Dışişleri Bakanlığı'nı devre dışı bıraktılar. Dışişleri Bakanlığı yok bu işin içinde. Saray sosyetesi var. Bir grup oturuyorlar şöyle yapalım. Böyle yapalım. Bir Allah'ın kulu da çıkıp ya beyefendi siz bunu diyorsunuz ama şu sakıncaları var. Diyemiyor. Söyleyemiyor. Söylense sarayın dışına atılacak. E o da sarayda annem alanıyor. Söylediği zaman beyefendi çok haklısınız. Nereden buldunuz bu düşünceyi? Derhal gidelim. Bak 24 saatte Emevi Camii'nde namaz kılabiliriz. Haydi vur, hücum. Haydi hücum. Ne oldu Suriye meselesi? 24 saatte Emevi Camii'ne gideceklerdi. 3 milyon 600 bin Suriyeli Türkiye'ye geldi. Bizimkiler gidecekse 3 milyon 600 bin geldi. 24 saatte Emevi Camii'ne gideceklerdi. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırmak zorunda kaldılar. Türbeyi kaçırırken de kendilerini kahraman ilan ettiler. Ya hainden kahraman olur mu arkadaş? Hainden kahraman olur mu? Niye hain diyorum onu da söyleyeyim. Kendi toprağını, kendi bayrağını terk eden adama hain denir. Orada taşı ve toprağı ne olursa olsun kanımın son damlasına kadar mücadele ederim. Toprağımı terk etmem. Sen kaçıyorsun ya. Süleyman Şah Türbesi. Benim topraklarım. Benim bayrağım dalgalanıyor orada. Onu gizli de kaçırdılar. Sonra bunu kahramanlık diye millete satmaya başladılar. Değerli arkadaşlarım. Bir şey daha var. Emevi Camii'ne kim gitti? Putin gitti. Biz gidecektik Putin gitti. Ve daha acı olanı 3 milyon 600 bin Suriyeli'ye 40 milyar dolar para harcadık. 40 milyar dolar. Şimdi İdlib'de sıkıştılar. Sağa dönüyorlar olmuyor. Sola dönüyorlar olmuyor. Kahramanlık yine. Asacağız, keseceğiz, vuracağız. Ya arkadaş sen dilini tutamıyor musun ya? Ya dilini tutamıyor musun ya?